Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bu video farklı bir video. Neden? Çünkü bu video iki tane yarım videonun birleşiminden oluşmuş bir video. Bir çok güzel bir otelde kaldığımız bir video, bir de kılık değiştirip insanlara kendimi sorduğum bir videonu izleyeceksiniz. Ama ikisi de yarım yarım ama güzel bir bütün halinde. İyi seyirler. Hepinize merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Kral dairesindeyiz ve krallar gibi uyuyorum. Bakın, ayakkabılarımı bile çıkarmadım. Çünkü krallar bildiğiniz gibi ayakkabılarıyla seviyeli bir şekilde uyurlar. Nasıl yatarlarsa öyle kalkarlar. Böyle yattım. Diye kalktım. O kadar kral olmadım belli ki. Yatağa 30 saniye falan yattım ve 30 saniyede yatağı bozdum. Bugün Antalya'daki Land of Legends oteline geldik ve burada muhteşem bir gün geçireceğiz. Ve bana göre Türkiye'nin en iyi oteli, en nezih oteli. Ya ben burada bir şeyler anlatıyorum seviyeli ve güzel bir şekilde. Adam bir anda arkadan böyle... Ya uyansana! Kalk! Kalk! Kalksana! Ya otelin bornozunu ne ara girdin? Çorap! Bu sehpada çorap ne arıyor ya? Çoraplar benim. Bak. Koklamana gerek yok. Otelde 2 dakika kaldın, kral dairesi neye dönüyor? Böyle mi gezeyim ben? Bornoz duştan çıkınca giyilir. Kıyafetlerin üstüne bornoz giyilmez. Bunu yakacaklar şimdi. Sana yenisini getiririz. Sen gelme. Ya nasıl gelmesin, o bizi çekiyor ya. Gel şuraya. Ya. Evet, burası bizim salonumuz. Yani güzel bence. Ne yapıyorsun ya? Gaza mı geldin bu adamı gör? Saldır al! Saldır hadi! Vay güçlümüş ha. Otellerde böyle güzel ikramlar olur. Şeker. Ama çok hoşmuş bu, ne yapıyor? Ben seviyeli bir şekilde ikramlar var diyorum. Güzel şeyler diyorum. Açarsın bunu böyle, kaldırırsın nazik bir şeyi de. Şöyle alırsın. Hadi nazik şeye bakayım onu. Nazikçe işte şöyle yersin ha. Bu nazikçe mi? Enes mi nazikçe, bir de ben mi nazikçeyim bak. Bak. Dalmadan önce bir dili çıkarıp geri çekti, fark ettiniz mi? Bu normalde kertenkelelerde olur. Böyle yemeğini yakalamak için önce dilini çıkarıp geri çekerler. Evet işte mekanımız böyle. Takılıyoruz burada, yatıyoruz istediğimiz şekillerde. Hızlı düşün! Hızlı düşün! Hızlı düşün! Niye zarar veriyor sürekli bana ya? Zarar vermiyorum, nasıl zarar vereyim? Hızlı düşün diye. Yok. Ha, biri geldi. Ben geldim. Ne istiyorsun? Güzel bir kadın geldi. Tamam, videoyu kapat. Damla bizim filmimizde oynuyor. Başrol benim partnerim oynuyor filmde. Baba. Filmde görürsünüz. Star şey var. Hemen. Böyle starlar böyle mi oluyor? Damla filmde benim partnerim oynuyor. Onu bu videoda daha iyi tanıyabilmeniz için bu videoya davet ettim. Sen niye kolunu atıyorsun? Bir dakika uzaklığı. Biz partneriz, sen. Ben. Sen FGR'sin. FGR ne lan? Yani böyle mi? Anlamadım. Hayır. Figüran şey işte, arkada geçen adam filmde. Bu otel gerçekten muhteşem. Bak şaka yapmıyorum. Yalamak için de söylemiyorum. Bilirsiniz yalamayı sevmem. Biraz yanlış anlaşıldı. Yani yağ çekmem, evet. Gerçekten güzel bir otel. Şu an kaldığımız odanın değeri 32 bin lira falan. Oteldeki bütün etkinlikleri yaptığımız zaman da toplamda bir gün için 50 bin lira harcamış gibi olabiliriz. Hadi gelin, hadi gelin. Geç, 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 geç. Sen bekle, biz yemek yiyip geleceğiz. Tükürme. Hayır, hayır, tükürme. Neyse, onu boş verin. Gel Damla, biz yemek yiyelim. 5 minutes later. Nerede o şerefsiz? Allah'ım sen niye beklemiyorsunuz? Yutsaydın bari, niye öyle kaldın? Sanki beni bekliyorlarmış gibi. Hayır, o da niye beni kilitleyip gidiyorsun? Hadi uydur baymış ha. Damla'nın alerjisi varmış yaşlı insanlara. Yaşlı değil ki. Evet. Normalde kahvaltı saati geçti ama bize özel bir şeyler yapmışlar. Ya elle niye yiyorsun ya? Kral dairesi burası ya. Damla'nın kimde? Yani çay var mı? Evet. Damla, ha, çay, al sıcak bak. Yok ben almayacağım, portakal suyu. Vallahi bak sıcak, baktın. Evet gördüm, parmağını soktu. Wie heißt du? Damla. Ah, ich liebe Murat.
Ben ne konuşurum? Danke. Ne o? Danke şey. Danke ne biliyor musun? Ne? Merhaba eşek. Aynen alakalı. Teşekkür etti. Ha. Al bakalım Damla Hanım. Teşekkür ederim Enes Bey. Burak Kral Dairesi. Yani hiç daha önce... Ne bileyim, gitmiyor. Vallahi yanlışlıkla oldu. Sen daha önce böyle yerler görmediğin için biz çok gördük. Bunu önce kaldırıyorsun. Ha evet, anladım şimdi. Buyurun hanımefendi. Hayır, ben vereceğim ya. Buyurun hanımefendi. Ne oldu şimdi? Yani yakışıklı bir çocuk verdiğinde daha senin, onuru olur. Senin doldurduğun burada. Amcan da yakışıklı. Ne? Yani her şeye inanırım da buna. Teşekkür ederim Damla. Al şöyle. Ne yapıyorsun ya? Kızların içi siliyor da altını işliyor. Tabaktan işliyor. Hadi bakalım. Hadi kalkın gidiyoruz. Bir dakika. Buyurun. Teşekkür. Ya ne buyurun, ben buyurun diyeceğim. Buyurun. Ya teşekkürler. Amcamın yaptığı o kibarlığı kes, ben oradan açmışım gibi yap. Hadi bakalım. Ceketimi de giydik, otelde dolaşmaya çıkabiliriz. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bu ne bu? Jacuzzi. Jacuzzi'ye böyle mi giriliyor? Nasıl giriliyor? İyi hadi bakalım o zaman. Yalayabilirsin. Yok sana. Ya ne yalayabilirsin ya? Şuraya koyayım da dönüşte alırız. Ya Damla, şimdi amcam böyle şeyler yapar, hoşuna gitmezse yollayalım, o FGR o zaten. Ne konuşuyordun sen şimdi? Ne? Ben duydum vallahi, şuradan duydum. Ne dedin? Ya dedim ne ki, dedi Damla? Amcam çok iyi bir insan, hep ben severim onu. Sen daha bana hayatta demedin. Dedikodu yaptı. Beni sattın mı? Yalan söylüyorsun, hayatta bana öyle bir şey söylemez. Sen yalan söylüyorsun. İşte amcayı yan danışması. Ya. Okey. Okay. Kızlara ne ihtiyaç var? Biz ikimiz takılalım. Öyle mi? Ben gideyim. Otelin lobisi. Lobiye bir tane ekran yapmışlar. Gelince kafanızda böyle garip şeyler çıkıyor. Ne yapıyorsun ya? 50 yaşında olabilir ama böyle şeyler yapıyor işte. Ne yaparız? Ben bir şey demiyorum artık. Beni satıyor zaten. Tedirgin oldum. Ama çok iyi ya. Böyle patenle bulaşması falan etrafta bayıldım. Evet ya, çok başarılı bir adamsın. Keşke sana da patent taksak. Elinize sağlık. Gidip birazcık alışveriş yapalım, sonra Aqua Park'ımıza gidelim. Takılalım, hadi nereye gidelim? Bu taraftanmış. Çok sağ ol, her şey için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok tatlı bir adam değil miydi? Çekil çekil, araba geliyor. Araba çarpıyordu, hayatını kurtardım. Bana bir şey yapacaksın. Tamam, ben sana giyim yapıyorum. Üst bir de alt vereceğim. Tamam, ben de sana şeyini seçeceğim. Neyi be? Mayonu. Mayon. Mayon. Hayır, mayo anlatsınlar diye ya. Ne verirsem giyeceksin ama muhteşem olacak. Ben buna o konuda güvenemiyorum. Güvenebilirsin tamam. Ya, en kötü ne yapabilir ki? Bir şey olmaz, hadi gel. Hadi. Yine de sana hadi güveniyorum. Hadi gel buraya girelim, gel. Edwards'a geldik şimdi. Sana güzel bir kombin yapacağım. Gözünü kapat, geliyorum. Bence bu tatlı. Bu mu? Aynen. Başka? Aa, uyum sağlasın. Pembiş. Ne? Pembiş. Aa, sen var ya, sen muhteşemsin. Ver bakalım. Ya sana bir kombin yapmışım var ya. Delikanlılığı nasıl? Pembiş pembiş. Pembiş pembiş, noniş noniş gibi oldu yani. Bu yılların en erkeksi rengi pembe. Gerçek erkekler pembe giyer. Ben niye sen de görmüyorum hiç? Ben de gerçek erkek değilim. Gerçek erkek ben miyim? Evet. Kadınlara girdi. Kendini kaptırmış herhalde, neyse. Bu olmadı. Küçük bu. Daha bunu giy. Bu ne lan? Bu daha... Bu da yeşil. Güzel olur mu? Olur olur. Çıkartıyor mu o zaman? Yakışmak mı? Çok güzel oldu. Şimdi böyle birinle yolda yürümek ister misin? Yürürüm, yürümekte bir şey yok. O zaman yürümekte bir şey yok ne ya?
Evet, sanki olmadı gibi ya. Oldu, çok güzel oldu de. Neydi? Almanya'dan geldiği için kelimeler tam çıkmıyor ama mu değil. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Ben ödüyorum hadi. Aferin, süper. Gel buraya, gel. Nereye gidiyorsun? Gel hadi gel. Damla yanımda yürü o zaman. Hadi koluma gel. Şimdi George's'a geldik. Sen de bana mayo seçiyorsun. Şöyle cafcaflı pembeler yok mu? Sarı vereyim ya. Abi ne yaptın ya? Bu ne ya? Ben bunu giysem sığmaz ki. Damla lütfen. Bana güzel bir şey seçmeni istiyorum. Lütfen. Bence bu. Ya güzel seçin dedim. Bu ne ya? Ha işte takım bak. Pembe ya. Oğlum erkek adam pembe giyer dedim. Demedin mi sen? Erkek adam pembe. Erkekler pembe giyer. O zaman sen bana aldıysan ben de sana seçiyorum. Pislik yapma. Bari şeyimiz güzel olsun ya. Yap. Hani. Yap bakalım. Bir tanesi güzel olsun bari. Ya güzel zaten. Gerçek ya, erkekler sarı. Hem pembe hem sarı giyer. Al bakalım. Şşş, çaktırmayın. Bunu seçti, bu çok kötü. Kendime bunu alacağım. Tamam, ben ödemeyi yaptım. Hadi gidelim. Niye bu gülüyor Damla? Sen doğruyu söylüyorsun. Gülmedi ki. Böyle bir gülük böyle yaptı. Evet, şimdi tema parka geldik. Daha üstümüzü değiştirmeyeceğiz. İlk buranın aletlerine bineceğiz. Ne bileyim, roller coaster'a bineceğiz. Türkiye'nin en büyük takla atan roller coaster'ı da buradaymış. Baksana çok iyi değil mi? Poseidon falan filan yapmışlar. Anne, anne. Şeker mi istiyorsun? Hadi gel alayım. Tamam. Bir tane pembe, bir tane mavi. Ben pamuk şeker sevmiyorum. Partnerin sana pamuk şeker aldı, yiyeceksin tabii. Mısır veriyorum. Tamam. Size. Hayır, pamuk şeker yiyeceksin. Mısır da olsun. Bak ben seviyeli bir şekilde mısır yiyorum. Bir de şunlara baksana. O bir pamuk şeker. Onu yalamayacaksın, ısıracaksın. Şurada devasa bir roller coaster var. Adı Hyper. Bütün parkı kaplıyor. Şimdi ona bineceğim. Sen de bineceksin mi? Ben binemem. Binemem diyor. Korkuyor ama başka şeylere bineceksin. Damla binecek ama. Yapabilirsin. Hayır valla binmedim. Kendine inan. Binmedim. Alman ırklarına inan. Almanlar cesurdur. Alman hayır, mısın Alman sen? Değilim. Hayır değil. Türkler cesurdur. Sen cesur musun? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kazandım. Biraz heyecanlıyım çünkü Türkiye'nin en büyük roller coaster'ı buymuş. Hadi hazırız, biniyoruz. Atla, atla, atla. Bunu niye alalım ya hiç ya? Korkuyor musun? Korkuyorum tabii ki. Hazır mıyız? Hazır mıyız çak? Var mısın yok musun? Çak! Hüsnüm. Ya ne olabilir ki? Bak söylemeyi unuttum. En arkası bu trenlerdeki en hızlı yerdi. Öyle bilmedin ama. Ay! Gözünü aç, gözünü aç, gözünü aç. Çok iyiydi ya. Nasılsınız? Bu ne hesabını soracağım sana, sen dur. Bence çok güzeldi. Yiğit sen nasılsın? Ben bir daha öldürsem bilmem. Başarılıydı. Nasılsınız tekrar? Hadi bakalım. Dur bir şey sorayım adama lan. Damla tut, Damla. Bak hiç bir şey yok. Ya bok bir şey yok. Gel valla. Hadi bakalım. Dur lan. Bak dur ya.
Böyle duruyor. Dönerken düşmüyor mu? Yok hayır düşmüyor. Zaten buradan hava basıncı gelerek sizi şu şekilde sabit tutuyor. Ben kilom var. Hiçbir şey olmaz. Hadi gel hadi. Ya Enes Allah'ını seversen bir dur ondan sonra. Bak hadi. Valla ben miden dolandım. Enes nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Sen? Güzel. Şöyle dur, şöyle uçarak ayağa. Ya yok ya. Hadi bakalım. Ya dur ya. Hadi bakalım. Bir daha binersen şey. Bir daha binersen. Geldik iyisin. Geldik. Ya sen de sağ ol adamsın ya. İyi misin? Giderim valla bir daha bilmem ama. Köpek sen niye benim üstüme geliyorsun? Aşk için. Evet, şimdi otelimizin aqua parkına geldik. Burada kaydıraklara bineceğiz. Amcam çok sever kaymayı. Bak roket şuradaki. Nasıl beğendin mi? Beğenmedim. Neyini beğenmedin? Hele son tehlikeli. Bileceksin kaycan işte. Şimdi senin göbeğin biraz ağır gelebilir ama bir şey olmaz herhalde. Hazır mısın? Hayır değilim ama başka bir seçeneğim yok. Ama bunlar eğlence, insanlar böyle eğleniyor. Benim böyle bir eğlenceye, böyle bir heyecana ihtiyacım yok. Ben hayatımla memnunum. Ben de ama yapıyoruz işte. Hadi amca gel artık ya. Yukarı baka baka korka korka çıkıyor bak. Her katta durup bakıyor bir bak. Ya bak ya böyle biner mi ya? Ben bir şey unuttum. Ne oldu nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Vallahi bilmem. Ya bilmeyeceğim. Vallahi tamam. Bilmeyeceğim. Tamam gel binme gel. Yemin et. Vallahi gel. Yemin herkes et. Korkuyorlar ya bunlar. Domuz gibiyim ben. İnadım inat da bilmeyeceğim. Gel uzmanlara soracağız gel. Gel. Dur bekle. Ya dur gel. Lan sen ne sen oluyor ben anlamıyorum seni ya. İç git valla ya. Git. Dur ya dur. Ya yaklaş da ediyor. Git binsin ben gideceğim. Bak mı geçin? He. Enes sana göre havaş ya, ben binemem ya. Şimdi bir şey yok ya. Abo Enes çok hızlı. Ya saçmalama ya. Bu ne oğlum bu ne? Manyak mısın sen? Böyle tehlikeli ya. Ya bu tehlikeli olmasın diye yapılan bir şey zaten. Vallahi hiçbir şey olmuyor korkma ya. Ben binemeyeceğim ya. Evet amcam bundan çekindi ve kardeşine pasladı görevini. Kardeşi İsmail Yıldırım. Ben İsmail Yıldırım, adamı seversem çıldırtırım. Nereden geliyor abi bu söz? Hadi bakalım gel. Tabutuna gir. Allah! Kapıyı kilitledim şu anda. Kırmızıya basınca düşeceksin. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Ne oldu? Bozuldu galiba. Açın lan. Ben bir tedirgin oldum şu anda. Bir korktum. Korkuyorum. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Vazgeçme şansımız yok mu? Yok. Ben bir anda vazgeçeceğim falan. Çıkabilir miyim? Bebek gibi geldim. Oh. Var mı onlara cesaret? Hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun. Ben ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Hayatım ilk kez öyle bir şey yaptı. Böyle bir şey yok oğlum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir şey yapacağız. Bugün kılık değiştirip insanlara kendimi soracağım. Rastgele sokağa çıkacağım ve bu çocuğu tanıyor musunuz diyeceğim. Bu çocuğu yani bu. Beni, Enes Batur'u. Beni çoğu kişi tanımıyor. Neden biliyor musunuz? Mesela bu videoyu izleyenlerin %80'i soyadımın Batur olduğunu sanıyor. Ama aslında benim soyadım Sungurtekin. Evet biliyorum güzel bir soyadım yok. Sungurtekin diye soyadım mı olarak bakayım. Ama olsun. Batur daha güzel evet. Enes Batur gidiyor. Şimdi önce kılık değiştirmem lazım. Kılık değiştirmek için de birkaç kombin seçtim.
kostüm ekibinden kıyafet çalacağım. Evet, mesela içime şöyle bir tişört giysem, basic, normal gri bir tişört. Çünkü bak mesela bununla çıkarsam tanınacağımı düşünüyorum çünkü bu artık üstümde koktu. Filmde bir sürü sahnede falan var. Bununla çıkarsam %100 tanınırım. Heh, mesela üstüne de şöyle bir ceket giyeceğim. Şu ayakkabıları giyeceğim. Biliyorum biraz değişikler. Kimse ayağıma bakmaz. Pantolon üstümdeki olur bence ya. Hiç sorgulanmaz bence ya. Değişimin ilk aşaması başlıyor. Giyinip geliyorum. Hep bu kapıda bekliyorsunuz ama ne yapacaksın? Evet, şimdi insana benzedim. Tam bir sunucu gibi değil miyim? Tam bir sunucu gibiyim, evet. Şimdi olayın asıl kısmına geçiyoruz. Makyaj kısmına geçiyoruz. Beni değiştirecekler komple. Umarım güzel bir şey olur ve kendime benzemem. İnşallah yakışıklı olurum. Yani kendime benzemezsem nasıl yakışıklı olacağım bilmiyorum ama. Hadi gidelim. Merhaba, ben geldim. Merhabalar. Evet, beni değiştirin. Ben bana benzemeyeyim. Bak burada saçlar falan filan var. Değişik bir peruğumuz var. Bu ne? Bu da nasıl kalınır? Bu gerçek mi? Gerçekse şey mi bunlar? Gerçek. Gerçekse evet, başkasının kılları. Evet, aynen. Başka başkası. Bir adamın DNA'sı mı takacaksınız bana? Evet. İyi. Hadi başlayalım o zaman. Ben hazırım, hiç fark etmez. Her şeye varım. Sadece insanlar beni tanımaz. Tabii, tanımayacaklar değil mi? Tanımayacaklar. Yemin et. Yani yemin edeyim. %100 tanımayacaklar mı? İmkansız değil mi? İmkansız diye umuyoruz. Ha, bakalım kaç kişi tanıyacak. Clinique'in kremini kullanıyorum baz olarak. Çok iyi geliyor. Bu ne yapacak? Beni yumuşatacak mı? Evet, aynen. Makyaj öncesi cildinize zarar vermemesi için üzerine yaptığımız şey. Bunu kullanacağız. Evet, o zaman hadi başlayalım. Evet, bitti. Nasıl? Tanınabiliyor muyum? Bence yani tanımaları zor. Eğer bu ses tonuyla konuşursam tanıyabilirler ama şey yapacağım böyle. Merhaba, nasılsın? Bence güzel. Şimdi röportaj yapmaya çıkmadan önce bir sete gideceğim. Bakalım beni orada tanıyacaklar mı? Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ederim. Muhteşem bir makyajdı. Sizin de elinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim. Öpüldünüz. Bakalım neler olacak. Bunlar örnekler al. Şunlar. Size repliğim yok mu benim? Yok. Nerede pıspısın? Vermiştim ben elinizi. Pıspıs burada. Tamam. Bununla örnekler alıp şuradaki kaba böyle içine renk karışımı falan yapıyor. Beni çekiyor değil mi? Evet. Size burada örnek inceliyorsun. Sen sahne başında nerede Türkleri olan çocuk? Buyurun, gelin kaydan. En soldaki arkadaş biraz geliyor. Hazırız. Tamam, bu iyi, iyi. Hazır. Bir an 11 tekrar bir. 3, 2, 1, başla. Hareket. Kardeşim bakma kameraya. Devam. Gitme kadrajdan ona. Ben mi hocam? Evet sen, dön hem de. Önümüze dönün, bozma ya. Yapma. Beyefendi. Tamam, bu sefer olacak hocam, bu sefer olacak. İki kişi alalım. 3, 2, 1. Bakıyor kıza. Çiğdem çıkar arkadaşı, olmuyor. Ne oldu ya? Tamam sonra abi, hadi sonra bir dakika, bir dahaki planla. Ne oldu ya? Bir dahaki planla, tamam. Devam edin arkadaşlar. Sayın yurttaşlarım, Antalya sokaklarındayız. Bugün sizlerle seviyeli, saygıdeğer bir video yapacağız. Gelinler arıyoruz, soru yapacağız, röportaj yapacağız. Bu kablo ne böyle dalaşıyor etrafa? Yaşım 32, Murat isminde bir gazeteciyim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyi röportaj misiniz? Röportaj yapmak istiyorum. Tabii ki. Tabii ki, yapalım. Evet, otur. Ben çok sonradan anladım, biliyor musun? Olmuş güzel. Güzel, direkt gördüm. Nasıl tanıdılar ya? Teşekkür ederim, saramadım. Hoşça kal. Tabii ilk denemede tanınmamalı ama ya. Fark etmemiş taktiği yapayım ben. Gel. Nasıl tanındım ya? Mesela nereden tanımış olabilirler ki? Tek seferde tanıdılar ya. Sen orada video çekiyorsun, bizi çekiyorsun. Çekelim, çal. Tamam babam. Hadi bir patlat. Hadi bak. Altın yüzüm kırıldı hey. Yanımıza gelmiş adam. Selamlar. Nerede şarkı çalıyorsunuz? Nerede? Instagram var mı, YouTube falan? Var. Ne YouTube? YouTube ne? YouTube kanalım yok. Instagram kanalım. Instagram hesabım var. Ne Instagram hesabı? Fatih Önder Demirci, kendi adıma. Güzel, güzelmiş. Hiç YouTube takip ediyorsunuz mu? Takip ediyoruz. İstanbul'dan geldik biz aslında. İstanbul'dan geldik. İstanbul'dan. İstanbul'dan. Güzel. Evet, seni de tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? YouTube'dan tanıyoruz biz seni. Bir kere gizlenemedik ya. Kolay gelsin, görüşürüz. Otur mu?
Lan tanımamışsın ya. Allah seni. Hayatı mı öğrendin abi? Allah. Bir dakika. Orada tanımadın mı sen beni? Seni hiç alamadın mı? Allah belamı versin, ben seni tanımadım. İstanbul'da ben seni tanıyorum. Tanımış gibi yaptın. Yok. Kime benzettin beni? İstanbul'da ben seni tanıyorum. İstanbul'da beni mi? Var. Bu resmen dur tanıyorum ben seni. Bu tipte biri mi varmış? Sen var ve kralsın. Teşekkür ederim. Başkan. Kolay gelsin. Enes Batır'sın değil mi? Evet. Görüşürüz. Enes Batır. Kendinize iyi bakın. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Nasılsınız? Antalyalı mısınız? Evet. Evet. İyi, güzel. Peki, size birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Bu çocuğu bir tanıyor musunuz? Evet. İğrenç. Bu çocuk. Sizce yakışıklı mı? Hayır. 10 milyon aboneye geçmiş yakın zamanlarda. Sizce hak ediyor mu? Sen Enes Batır'sın sen. Evet. 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 Sen Enes Batır'sın. Çirkin miyim? Ya çirkin değilsin ama çok hoş yapıyorsun. Sen güzel misin? Efendim? Ben de güzel bir kadın. Ama evet, ben çirkinim. Öyleyim. Aslan Burcu'yum. Sen de güzelsin tabii ki. 10 milyon aboneye sizce hak ediyor mu? Hak ediyor. Ama küçük yaşlılara hitap ediyor. Evet. Sen kaç yaşındasın? 17. Sen küçük yaştasın ama. Evet, küçük yaştayım ama istersen baştan alalım, seni övebilirim. Baştan alalım. Baştan alalım, seni övebilirim. Tamam, teşekkür ederim. Beni böyle kızlar sevmeyecekse sevmemelerini yeğlerim. Çünkü beni tanıdıktan sonra istiyorsan baştan alalım, seni övebilirim dedi. Böyle bir dönüş, teşekkür ederim. Şöyle bir algı var, Enes Batur'u sevmiyorsan havalı bir insansın. Ama onu görünce takipçisi var diye evet yapalım hadi. İrem'i yolladık şimdi insanları konuşması için. Çünkü ben atıştığından özlüyorum şu anda. O yüzden korkuyorlar benden. Bak o yapıyor şimdi. Nasılsınız? İyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde Enes Batur 10 milyon aboneye geçti. Sizce hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Bence mi? Yani çok izlemiyorum ama. Bence hak ediyor, bilmiyorum. O kadar insan izliyorsa boş değildir. Teşekkür ederim. Ben niye üstümü aldım ki? Bence gideri var mı? Bence tipi falan iyi ve genel olarak iyi, bilmiyorum. Ben nötr bakıyorum. Bence de. Arkadaşım bugün doğum günü bu arada. Aa, iyi ki evet, doğdun o zaman ederim. Sana. Yakınlarda yeni filmi çıkacakmış. Ne düşünüyorsunuz? Sizce güzel olacak mı yoksa kötü bir film mi olacak? Komik bir şey mi olacak? Komedi. Ne bileyim, yapıyor işte bir şey. Bence güzel olacak. İlk filmi tuttu diye biliyorum. İlk filmi tutmuş herhalde. Peki son sorum. Filmde kostümünü daha kimseye açıklamadı. Ama biz bir yerlerden bulduk. Selfie yaparken arkadaşına atmış salak. Oha. Evet, güzel bence. Beğendiniz bence mi? Bence evet, cool. Çok güzel. Merhaba. Merhaba. Naber, nasılsınız? İyiyiz. Kolay, iyiyiz. Ne yapıyorsunuz günlük hayatınızda? İnternet falan kullanıyorsunuzdur. Evet. Mesela kimleri izliyorsun? Ben Kafalar izliyorum. Kafalar geldi. Doğan Kabak. Doğan Kabak severiz. Ben izlemiyorum. Olsun. Arsana. Enes Batur film yapıyormuş geçtiğimiz günlerde. Ne düşünüyorsunuz? Sizi alır mı? Bilmiyorum. Güzel olur. Yani önceki filmi çok güzeldi de bence tanıştan bir haberim yok yani. Bir de filmde salak gitmiş kostümü gizliyor ya bu. Bir arkadaşına fotoğrafını atmış kostümü. Size onu göstereceğim. Beğenip beğenmediğini soracağım. Olur. Sizce kostüm güzel mi? Bence 10 numara. 10 numara. Efsane yapmış ya. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Merhaba. Nerelisiniz? Antalya. Moskova. Moskova, aa. Hiç YouTube'dan bir şeyler izliyor musunuz? Haftada birkaç kez. Hiç YouTuber tanıyor musunuz? Bir tane genç bir çocuk vardı tanıdım ama ismini unuttum şu an. Mesela bu çocuğu tanıyor musunuz? Yok. Yakışıklı mı? Gideri var mı? Var. Yani. Yakışıklı bir çocuk mu? No. No dedi, Allah razı olsun be. Sizinki mi? Arkadaşım, kardeşim. Öyle mi? Evet. Film yapıyormuş bir de. 10 milyon aboneye geçmiş. 10 milyon kişi. Türkiye'den onu takip ediyormuş. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Daha başarılı olsun inşallah. Dünya standartlarında 10 milyonu geçen 20-25 kanal falan var daha böyle. O da onlardan biri oldu. Öyle mi? Çok evet. Güzel. Çok güzel. Yani ismi soy ismi ne bize takip ediyor. Enes Batur. Enes Batur biliyorum ya. Tamam, şimdi isminden çıkardım. E tipini tanımadın. Tanıyamadım çünkü farklı geldi. Teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Merhaba, ne yaparsınız? Lise mi, üniversite mi? Lise. Ne yapıyorsunuz günlük hayatınızda? Instagram, YouTube? Hepsi Instagram'da bir şekilde. YouTuber'ları sayın. Enes Batur. Reynmen. Reynmen de Enes Batur. Reynmen. Daha ne sayın? En son YouTube'da ne izlediniz? Enes Batur'un 100 binlik amcasının. 100 bin, 100 bin videosu. Sen ne izledin? Ben de onu izledim. Birlikte mi izlediniz? Evet. Kafaların mezarı gömülü. Aynen, biz de onu birlikte. En çok hangisini seviyorsunuz? Kafalar mı, Enes Batur mu? Kafalar. Kafalar mı? Enes Batur mu diyorum? Rain Man diyor ya. Enes Batur. Sen? Kafalar. Sen? Kafalar. Kafalar. Enes Batur yeni filmin için hazırlanıyormuş. Orada bir tane kostüm var. Sence güzel mi? Aynen. Beğendin mi? Evet. Size güzel mi kostümü? Güzel. Sen beğendin mi? Hı-hı. Ne? Güzel. Sen beğendin mi? Hayır. Baktın mı? Hayır. Yalan söyle arkadan. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Genelde böyle kapatmıyorum biliyorsunuz ama elimizde iki tane yarım video olduğu için ikisini birleştirdiğimiz için videoyu böyle kapatıyorum. Umarım iki videonun yarısını beğenmişsinizdir. Yanlış çıkan videoyu tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Ya bilmiyorum, yarım yarım ama gene 1,5 video falan yani. %75 biri, bizde %60. 1,5 falan işte, yarım yarım değil aslında. Bitmiş. 1,5 katı izlediğiniz bir beğenirsiniz. Öptüm.